Yeni bir galaksi keşfetme süreciniz nasıl geçti? Tamam. Neredeki teleskop ile keşfettiniz? Zorlukları ve zevkli yanları nelerdi? Aslında siz yeni bir galaksi keşfetmediniz ama var olan bir galakside çok nadir olan bir özelliği keşfettiniz. Ben Evet. böyle... Evet. Açıkçası biraz keşfetme kavramı sanırım popüler kültürün verdiği bir heyecan oldu oradaki keşfetme. Yani zaten evrenin çoğu yani devamlı teleskoplar uzayı tarayıp duruyorlar. Hani devamlı gözlemler yapılıyor, kaliteli, kalitesiz görüntüler devamlı alınıyor ve bunlar arşivleniyor. Mesela şu, o kadar fazla bilgi var ki, o kadar fazla data var ki bunları tek tek incelemeye fırsatı olmuyor. O yüzden otomatikleştirilmiş sistemler var. O yüzden benim incelediğim galaksi aslında daha önceden gözlemlenmiş, kataloglanmış, sadece galaksi olarak sınıflandırılmış ama onun dışında hiçbir bilgi olmayan ve kimsenin de ilgisini çekmemiş olan şimdiye kadar. Çünkü görüntü kalitesi çok kötü. Yani siz arşivlenmiş, kataloglanmış fotoğraflara baktığınızda sadece böyle bir nokta halinde görebiliyorsunuz galaksiyi. Hiçbir bilgi alamıyorsunuz. Çok kalitesiz görüntüler. Şimdi bizim çalışmamızın özelliğini şundan kaynaklandı. Benim doktora hocam 10 yıl öncesinde bir projede 300 tane galaksi gözlüyorlar ve bu galaksilerin arka planında benim çalıştığım galaksi var. Ve şimdi sadece 300 galaksiyi hedef aldığınız için görüntü kalitesi oldukça iyi. Daha güzel bir şekilde fotoğraflanmış. Şimdi arka tarafta gördüğünüz galaksinin özelliğini, Hawk cismine, çok özel bir cisim Hawk galaksisi. Daha önceden benzeri şu an hala bulunmamış olan çok özel bir galaksi. Hala bilim insanlarının kafasını karıştıran bu galaksi nasıl oluştu? Soruların olan bir galaksi. Şimdi o galaksiye benzer bir galaksi fotoğrafta görünüyor arka planda. Ve biz de hani ama 10 yıl boyunca çok da kimse ilgilenmemiş. Ta ki benim doktora projeme kadar biz de dedik hemen inceleyelim. Çok ilginç, benim de konum benziyor, istediğim bir çalışma alanıydı. Bunun üzerine çalıştık o galaksiyi. Yani daha önceden kataloglanmış sadece galaksi olarak ifade edilmiş bir cismin özelliklerini bulmuş olduk diyebiliriz aslında bu anlamda. Zaten ilk başta arka planda görüldüğü andan itibaren bir heyecan vardı. Aman Allah'ım, acaba biz de bir Hawk cismi mi bulduk? Buna benzer bir şey mi bulduk diye bir heyecan vardı. Şu ana kadar yaklaşık 7 tane Hawk cismine yakın galaksiler bulundu. Ama hiçbir aslında Hawk cisminin birebir aynısı değil. Bizim galaksimizde şöyle bir heyecan yani ikinci yapını bulmanızın ötesinde birebir Hawk cismine çok benziyor. Bir de ekstrasında ikinci bir yapı daha keşfetmiş olduk. Şu an zaten Hawk cisminin benzer bir yapıyı açıklamakta zorlanırken biz ikinci bir yapıyı da bularak soru işaretlerini yani soruya soru katmış olduk diyebiliriz yani.